Arkadaşlar konumuza Osmanlı Devleti'nin savaşa girme nedenleri, savaşa girme amaçlarıyla başlayıp devam edeceğiz. Şimdi Osmanlı Devleti biliyorsunuz ittifak devletleri arasında baktığımız zaman ittifak devletleri tarafından savaşa girecek ama Osmanlı Devleti savaşa neden giriyor? Bunun üzerinde duracağız. Yani amacımız ne bizim? Yani savaşa girerken bir kazancımız olması lazım tabii ki. Bir düşüncemizin olması lazım. Burada ben başlığımı Osmanlı Devleti'nin savaşa girme nedenleri ve savaşa girme amaçları olarak bütünleştirdim. Sorularda da bu ifadelere dikkat edelim. Şimdi Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesindeki amaçlara baktığımız zaman kaybettiğimiz toprakları geri almak istiyoruz. Burada biraz zor. Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri almak istiyor. Sizler bu konu hakkında eğer yorum yapmak istiyorsanız, yani bilgi sorunu cevaplandırmak istiyorsanız, bu ünitenin başında anlattığım hangi topraklar bizimdi, hangi topraklar bizim değildi tarzında anlattığım konuyu hatırlamanız gerekiyor. Ben notumun sonunda sormuşum size soruyu. Hangi topraklar bunlar? Biz nerede toprak kaybettik de o kaybettiğimiz hangi toprakları geri almak istiyoruz? Sorayım mı size? Biz Irak'ı geri almak istiyor muyuz? Hayır. Suriye'yi? Hayır. Hicaz ve Yemen'i? Hayır. Çünkü bunlar zaten Osmanlı Devleti'nin toprağı, bizim toprağımız. Peki biz Doğu Trakya'yı geri almak istiyor muyuz? Hayır değil. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'dan oluşan Doğu Trakya zaten bizim. Peki uzatmayalım cümleyi. Biz hangi toprakları geri almak istiyoruz arkadaşlar? Hatırlayalım. 1. Batı Trakya. Balkan Savaşları'nda kaybettik. 2. Kars, Ardahan, Batum gibi Kafkasya bölgesindeki toprakları geri almak istiyoruz. 3. Mısır. Mısır önemli. Süveyş kanalı olduğu bir yerde, sömürge yolu bu bölgeden geçer. O toprakları geri almak istiyoruz. Artı Trablusgarp Savaşı'nı kaybettiğimiz yerleri de geri almak istiyoruz. Yani bizim amacımız 1. Dünya Savaşı'na girerken topraklarımızı geri almak istiyoruz. Evet. Bundan sonra bizim savaşa girme nedenlerimizden bir tanesi o dönemde devletin başında olan İttihat Terakki yöneticilerinin Almanya hayranı olması. Peki hocam kim bu İttihat Terakki hayranları? İttihat Terakki yöneticileri. İttihat Terakki yöneticileri Enver Paşa, Cemal Paşa, Talat Paşa gibi Osmanlı Devleti'nin üst düzey görevlerde bulunan kişiler. Ve Enver Paşa özellikle Almanya'ya büyük bir hayranlık duyuyor. İttihat Terakki yöneticilerinin de Almanya hayranı olması bizim savaşa girme nedenlerimiz arasında yer alıyor. Yine tabi savaşa girerken kimin yanında savaşa giriyoruz? Almanya'nın. Demek ki biz savaşı Almanya'nın kazanacağını düşünüyoruz. İşte savaşı Almanya'nın kazanacağına inanmamız da savaşa giriş nedenlerimizden bir tanesini oluşturuyor. Şu ifadeyi yorumlamakta zorluk çekiyorsunuz. Ben okuyayım ondan sonra yorumunu yapayım sizin için. Osmanlı Devleti savaşa girerken siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyor. Şimdi bu ne demek? Hatırlayın Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı öncesinde İngiltere, Fransa ile diplomatik ilişkilerini arttırmaya başlamıştı. Yine Almanya ile diplomatik ilişkiler gidiyor ve bir savaşın olacağını biliyor. Ve savaşa hangi tarafta gireceği konusunda girişimlerde bulunuyor. Ne demişti bize İngiltere, Fransa? Savaşa girme, tarafsız kal, kapitülasyonları kaldıralım, sana ekonomik yardım yapalım gibi bazı vaatlerde bulunmuştu bize. Ama biz onların tarafında savaşa girmek istediğimiz zaman bunu kabul etmemişti. Sen savaşa girme, tarafsız kal. Almanya bizi kendi yanına istiyor ama biz Almanya'nın aslında ne kadar zayıf olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar, büyük devletler mücadele edecek, savaş yapacak ve işte biz bu ortamda, ortalıkta kalmak istemiyoruz. Ortada kalanın hali vay diyelim, ortada kalmayalım diyelim ve siyasi yalnızlıktan kurtulma isteği de 1. Dünya Savaşı'na giriş nedenlerimizden bir tanesi olarak kafamıza yerleştirelim. Evet. Kapitülasyonlardan kurtulma isteği. Nedir bu kapitülasyonlardan çektiğimiz? Varın siz düşünün. Savaş başladığında ne yaptık biz? 1. Dünya Savaşı'na girdiğimizde dedik ki kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırıyoruz. Ama bunu hatırlayın, Almanya da dahil olmak üzere bütün Avrupa devletleri tepkide bulundu. Ha biz kapitülasyonları tek taraflı diye kaldırdık diye kapitülasyonlar kaldırmış mı oluyordu? Hayır değil. Biz çok sonra Cumhuriyet'ten Mustafa Kemal döneminde Cumhuriyet'in ilanından önce Lozan Antlaşması'nda, Lozan Konferansı'nda kapitülasyonları kaldıracağız çok sonra. Evet, ama 1. Dünya Savaşı'na girerken amacımız kapitülasyonlardan kurtulma isteği. Pantürenizm. Evet, daha önceki derslerimizde bahsettik. Turancılık Türk bir
Birliği politikasıdır. Biz de hatırlayın hani, biz Orta Asya'da bulunan Türkleri bir çatı altında toplamak istiyoruz. Yani bir Türk birliği kurmak istiyoruz. Bu da panturalizm ifadesiyle karşımıza çıkacaktır. Bizim savaşa girme amaçlarımızdan bir tanesi bu. Evet, büyük devletlerin Osmanlı üzerindeki politikalarına engel oldu. Arkadaşlar, Osmanlı'da ham madde çok. Avrupalı devletler gözünü bizim üzerimize diktiler. Yani sömürgeçi bir zihniyet var, biz bunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Trablusgarp gitti daha önce, Tunus gitti, Mısır gitti. Şimdi elimizde ne var? Suriye var, Irak var, Arabistan Yarımadası var. Bu toprakların bizim elimizden çıkmasından endişe duyuyoruz. Ve büyük Avrupa devletlerinin Osmanlı üzerindeki politikalarına engel olmak için ya bir savaşa girelim, yenelim bunları ve gücümüzü gösterelim diyoruz. Yine Birinci Dünya Savaşı'na girerken amaçlarımızdan bir tanesi de şu. Yunanistan'ın Ege'deki Megoli İdea projesine engel olmak. Zor bir ifade mi? Bilmeyen arkadaşlarımız var aranızda. Megoli İdea'yı bilmeyen arkadaşlarımız var. Ben şuradan bağlayacağım konuyu. Yunanistan 1829 yılında Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsız olan ilk azınlıktır. Ve devlet kurdular. Milliyetçiliğin etkisiyle devlet kurdular. Ama devlet kurdular ama düşünceleri bitmedi, politikaları bitmedi. Yunanistan'ın amacı Ege bölgesini, bizim Ege bölgesini, Batı Anadolu, İzmir ve çevresini, İstanbul'u, boğazları, Doğu Trakya'yı da içine alan büyük bir Bizans devleti kurmak, büyük bir devlet kurmak. İşte bu politikanın adı Megoli İdea'dır. İlerleyen derslerimizde de bundan bahsedeceğiz. Evet. Goben ve Breslau gemileri olayı. Bu gemiler olayının haritasını anlatacağım size. Goben ve Breslau gemileri olayı da Osmanlı Devleti'nin savaşa girme nedenleri arasında yer alıyor arkadaşlar. Uyarı. Sorularda sizi buradan yakalıyorlar. Sizi buradan vuruyorlar ve oltaya çekiyorlar sizi balık gibi. Bakın çok dikkat. Bizim Birinci Dünya Savaşı'na girme nedenlerimiz arasında sömürgecilik yok, emperyalizm yok. Ham madde arayışı, pazar arayışı yok. Niye yok peki? Niye yok? Yani bütün devletler sömürgecilik yaparken niye bizim böyle bir amacımız yok? Niye bizim bir ham madde arayışımız yok? Çünkü ham madde bizde zaten var. Ham madde arayışı içerisinde bulunan o sömürgeci devletler, niye böyle bir arayış içerisinde? Çünkü ham maddeleri yok. Fabrikadaki o makineleri çalıştıracak o ham madde eksikliği var. Ama bizde ham madde var. O zaman bizim savaşa giriş nedenlerimiz arasında kesinlikle sömürgeçilik yok. Ham madde, pazar arayışı yok. Evet. Az önce anlatacağım dediğim olay arkadaşlar. Bu olay, bir kere daha gidelim bakalım ilerleyen aşamada ne var? Bir kere daha hatırlayalım. Geri gelelim hemen. Evet. Şimdi arkadaşlar size bir gemiler olayından bahsedeceğim. Goben ve Breslau gemileri. Bu bayrak ne bayrağı bana anlattırmayın, bana söyletmeyin. Bu gemiler Alman gemisi. Şu gemisi de naçizane benim böyle saçma olarak çizmiş olduğum gemiye benzetmeye çalıştığım bayrak da İngiltere Devleti. Arkadaşlar Osmanlı burası. Olayı anlatıyorum, dikkat. Belki çok basit biliyorsunuz ama anlatacağım yeniden. Goben ve Breslau adındaki iki Alman gemisi İngiltere'den kaçıyor. Akdeniz'de. Bu iki Alman gemisi gelip Osmanlı Devleti'ne sığınıyor. İngiltere diyor ki Osmanlı'ya, ey Osmanlı, o iki Alman gemisi benden kaçtı. Onları bana ver, onları geri ver bana. Onlar benden kaçtı. Sen savaşta değilsin, sen tarafsızsın. Ben Almanya ile savaşıyorum. Sakın o gemileri kendine sığınmacı olarak kabul etme. Bizim tarihimizde bu yok. Yani bizim tarihimizde bize sığınan bir devletin bir kişiyi başka birisine teslim etmek yok. Osmanlı cevabını verdi. Dedi ki Alman İngiltere'ye, ben Goben ve Breslau gemilerini sana vermiyorum. Bu iki gemiyi de satın aldım. Goben'in adına Yavuz, Breslau'nun adına da Midilli koydum. Ve bu gemileri ben Türk gemisi yaptım, diyor. Osmanlı Devleti
Boğazlardaki bu Gobelli Breslau yeni adıyla Yavuz ve Bitili gemilerine Türk bayrağını çekti. Ama bir yanlışlık yaptı. Türk bayrağını çekti ama mürettebatın içi Alman askerleriyle dolu. Yani geminin içinde Alman mürettebatı var. Ve ne oldu arkadaşlar biliyor musunuz? Bir sabah erkenden İttihat Terakki yönetiminin bundan haberi var mı? Enver Paşa'nın haberi var bundan. Erkenden bu gemiler, Türk bayrağını çekmiş olan bu gemiler Karadeniz'e açıldı. Ve Karadeniz'deki Odessa, Sivas, Kabul gibi limanlarını, Rus limanlarını topa tuttu. Tarih 29 Ekim 1914. Evet, tekrar ediyorum. 1914 yılında Türk bayrağını asmış olan, Osmanlı bayrağını asmış olan gemilerimiz gitti, Rusya'nın limanlarını güm güm bum 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 topa tuttu. Rusya bu. Bombalatır mı limanlarını? Bombalatmaz. Ne yaptı Rusya? Dedik Osmanlı'ya, ey Osmanlı, sen nasıl benim limanlarımı topa tutarsın? Sana savaş açtım. Hadi savaş. Ve Gobelli Breslau gemilerinden sonra bir oldu bittiye getirilen Osmanlı Devleti resmen savaşa girmiş oldu arkadaşlar. Ve 1914 yılında ayrı dünya ile beraber savaşa başlayacağız. Evet, gemiler olayı dediğimiz olay, Gobelli Breslau gemileri olayı dediğimiz olay bu. Peki, hocam Mustafa Kemal nerede değil? Biraz ondan bahsedelim. Bakın Mustafa Kemal'in çok sevdiğim bir fotoğrafıdır bu. Mustafa Kemal'in düşüncesi şu. Diyor ki, Osmanlı Devleti kesinlikle savaşa girmemelidir. Savaşta tarafsız kalmalıdır. Savaşa girdiği takdirde de Almanya'nın yanında savaşa girmemelidir diyor. Zira Almanya'nın denizlerde gücü yoktur. Daha önce Almanya'ya yaptığım ziyarette de Alman ordusunun durumunu gördüm. Bu savaşı Almanya'nın kazanması mümkün değildir diyor. Arkadaşlar 1914 yılından önce 1910 yılında Osmanlı Devleti'nin bir subayı olan Mustafa Kemal Almanya'ya gidiyor. Orada askeri ziyaretlerde bulunuyor. Almanya'nın askeri yapısını iyi kavramış durumda. Ve 1914 yılında geldiğimiz zaman Mustafa Kemal Almanya'nın askeri gücünün çok yerinde olmadığını, güçlü olmadığını biliyor ve devlete böyle bir uyarı yapıyor. Ama Mustafa Kemal'in bu düşüncesi devlet görevlileri tarafından kabul görmeyecek. Osmanlı Devleti savaşa girecek. Yani işin özeti şu, Mustafa Kemal savaşa girmemek istiyor. Savaşa girmememiz gerektiğini söylüyor, tarafsız kalmamız gerektiğini söylüyor. Ama illaki de savaşa gireceksek kesinlikle Almanya'nın yanında savaşa girmeyelim diyor. Evet. Peki savaşa girdik. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na girdi. Ne oldu? Yani savaşın seyrini nasıl etkiledi Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi? Neyi değiştirdi veya neyi etkiledi? Nasıl yorumlayacağız bu sorularda? Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesiyle arkadaşlar, bir, savaş geniş alanlara yayıldı. Öyle mi? Öyle. Osmanlı Devleti zaten geniş bir coğrafyada hakim. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Avusturya, Macaristan, Avusturya, Rusya savaşıyor. Osmanlı da savaşa girince savaş geniş alanlara yayıldı. Savaşın geniş alanlara yayılmasıyla beraber yeni cepheler açıldı. Yeni cephelerin açılmasıyla beraber de Almanya'nın yükü hafifledi. Zaten Almanya'nın en büyük isteği bu değil miydi? Ne isteydi? Neydi isteği Almanya'nın? Osmanlı savaşa girsin, yeni cepheler açılsın, savaş geniş alanlara yayılsın ve ben de üzerimdeki yükün bir kısmını Osmanlı'ya aktarayım. İşte bunlar oldu bir savaşa girince. Yine İtilaf Devletleri askeri gücünün bir kısmını Osmanlı Devleti'ne sevk etti. İtilaf Devletleri'ni ısrarla söylüyorum tekrar. Hep beraber sayalım. İtilaf Devletleri'nin kodlaması neydi? Rifi. Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya. İşte bu devletler, tabi İtalya'ya o zamanlar daha kalkmayalım tam olarak. Rusya, İngiltere, Fransa, üçlü İtilaf Devletleri askerlerinin bir kısmını Osmanlı üzerine gönderdi. Bu da Almanya'nın çok istediği bir durum. Evet. İşte fark yaratan bilgi. Tam bir bilgi sorusu. Birinci Dünya Savaşı başladığında Kıbrıs bizim elimizdeydi. Yani Osmanlı Devleti'nin bir toprağıydı. Ama geçici olarak İngiltere'nin elinde bulunuyordu. İngiltere geçici olarak toprakları
işgal etmişti. Biz de bunu kabul etmiştik. Yıl 1914. İngiltere şöyle bir açıklama yaptı. Ey Osmanlı Devleti, sen savaşa mı girdin? Aferin gir. Kıbrıs topraklarını senin elinden alıyorum, kendi topraklarıma katıyorum dedi. Soru soruyorum, cevap verin. Birinci Dünya Savaşı başladığında Kıbrıs'ı topraklarına kattığını açıklayan devlet hangisidir? İngiltere. Tersine çeviriyorum soruyu. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı başladığında İngiltere hangi Osmanlı topraklarını kendi topraklarına kattığını açıkladı? Bana size cevap, Kıbrıs. Not alın bunu bir yere, bu yerde çıkacaktır. Evet. Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri arasındaki gizli antlaşmalar ile paylaşıldı arkadaşlar. Gizli antlaşmalar bize bundan sonraki konularımızda bahsedeceğimiz konulardan bir tanesi. Kısaca şöyle söyleyeyim. İtilaf Devletleri, hemen saymanızı istiyorum, tekrar ısrarla saymanızı istiyorum. Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya'yı da katıyorum, taraf değiştirip geldi. Kendi aralarında yapmış oldukları gizli antlaşmalarla Osmanlı'yı paylaştılar. Zaten İtilaf Devletleri'nin en büyük amaçlarından bir tanesi buydu. Osmanlı'ya tarafsız kal diyorlar, sen savaşa girme. Biz önce bir Almanya'yı yenelim, sonra bizim üzerimize gelecekler. Osmanlı'nın üzerine gelecekler ve Osmanlı Devleti'ni yenmek isteyecekler. Ve şimdiden de paylaşım planlarını uygulamışlar. Evet, Enver Paşa ile ilgili bilgilerimiz var yine burada. Bakın dersin sonuna doğru geliyorum artık. Size burada fark yaratan, ayrıntı bazı bilgiler paylaşacağım. Bu bilgiler. Hani genel olarak öğrenciler zaten bu üniteyi kavrarlar ama sorularda, bilgi sorularında işte sizin karşınıza bu cümleler çıkacak. Ve bu cümleleri bir yere not alan arkadaşım, bir yere yazan, kafasına yerleştiren arkadaşım, diğer arkadaşlarının birkaç adım önüne geçecek. Artık fark yaratan bilgiler lazım bize. 1. Birinci Dünya Savaşı'nda padişahımız 5. Mehmet Reşat'tır. Uyarıyorum, Vahdettin değil. Birinci Dünya Savaşı başladı. 2. 1914 yılına geldiğimiz zaman hükümette İttihat Terakki hükümeti var arkadaşlar. Enver Paşa'nın, Cemal Paşa'nın ve Talat Paşa'nın üzerinde çok büyük etkisinin olduğu bir İttihat Terakki hükümeti var. 3. Mustafa Kemal savaş başladığında Sofya'da askeri ateşe olarak görev yapmaktadır. Savaş ne zaman başladı? 1914. Hani az önce anlattım ya, Mustafa Kemal bizim Birinci Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanına girmememiz gerektiğini söylüyor. Gerekirse tarafsız kalalım diyor. İşte bu cümleler Mustafa Kemal Sofya'da, günümüzde Bulgaristan'ın başkentidir, Sofya'da askeri ateşe olarak söylüyor. Soru şu, Birinci Dünya Savaşı başladığında Mustafa Kemal nerede görev yapmaktaydı? Bulgaristan'ın Sofya şehrinde askeri ateşe olarak görev yapmaktaydı. Evet, Osmanlı Devleti savaşa girerken Kars, Ardahan, Batum, Mısır, Trablusgarp, Ege Adaları, Girit, Batı Trakya gibi yerleri almak istemiştir. Bu ünitenin başında, en başında ısrarla yaptırdığım çalışmayı hatırlayın. Hangi topraklar bizim, iyi bileceksin. Bilmezsen bundan sonraki videolarda anlatacağım o cepheler konusunda iyi anlayamayacaksınız. Tekrar söylüyorum. Hangi topraklar bizimdi? Anadolu bizim, Doğu Trakya bizim, Suriye bizim, Filistin bizim, Irak bizim, Arabistan Yarımadası'nda Hicaz, Yemen bizim ama Kars, Ardahan, Batum bizim değil, Batı Trakya bizim değil, Mısır bizim değil, Trablusgarp bizim değil, Osmanlı toprağı değil. İşte bu yerleri geri almak isteyeceğiz arkadaşlar. Az önce uyarı yaptım, hemen geçiyorum. Savaş başladığında İngiltere geçici olarak elinde bulundurduğu Kıbrıs Adası'nın topraklarına kattığını ilan etti. Evet ve Enver Paşa ile ilgili bilgi verelim. Enver Paşa'dan hani İttihat Terakki üzerinde çok etkili dedik ya. Enver Paşa Birinci Dünya Savaşı başladığında Harbiye Nazırı. Harp, savaş. Yani bizim Genelkurmay Başkanımız gibi düşünelim günümüzde. Harbiye Nazırı arkadaşlar. Evet. Şimdi genel olarak anlattığımız konu başlığını şöyle anlatalım size. Şu konuları işledik arkadaşlar biz. Evet. Konuyla ilgili kavramları anlattık. Hemen hızlı hızlı geçelim. Konuyla ilgili kavramları anlattık.
Bu kavramlarda özellikle reva görüşmeleri, pansiyonizm, ümmetçilik, hilafet kelimelerini lütfen yakalayın. Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerini ayırdık. Genel nedenler, özel nedenler diye ayırmıştık. Ve özellikle en önemli nedenin sömürgecilik olduğunu söylemiştik. Yine itilaf devletleri ve ittifak devletlerini anlattık. Hangileri olduğunu lütfen çok iyi bilin. Hep bir yere yazın. Rusya, İngiltere, Fransa bir tarafta itilaf devletleri, diğer tarafta da Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya vardı. İtalya taraf değiştirip gelmişti. Yine Osmanlı Devleti'nin savaşa girme nedenlerini anlatmıştık az önceki dersimizde. Almanya'nın bizden beklentileri neler, bunlardan bahsetmiştik. Ve İtilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti'ne bakışını anlatmıştık. Kısaca şöyle söyleyeyim, Osmanlı Devleti'ne bakışı neydi? Bizim savaşa girmemizi istemiyorlar, tarafsız kaldırıyorlar bize. Kapitülasyonları kaldıralım diyorlar. Bu tür teklifleri var ama gerçek amaçları da önce Almanya'yı ortadan kaldırmak, sonra bizi kendi aralarında paylaşmak. Evet. Şimdi bundan sonra gidersiniz, benim anlatacağım konu şudur. Buna belki hazırlanıp gelirsiniz diye, hazırlanır mısınız bilmiyorum ama hazırlanır gelirsiniz çok iyi olur. Şu konuyu anlatacağım size, gizli antlaşmaları anlatacağız, Birinci Dünya Savaşı'nın yanından. Cepheleri anlatacağız, Wilson ilkelerini anlatacağız arkadaşlar. Ve yine bundan sonraki konumuz hakkında ben şunu söyleyeyim size. Bunları anlatırken özellikle daha önce anlattığımız konularla ilgili bilgilerimize çok vurgu yapacağız. Sizler de lütfen buna dikkat edin. Çok teşekkür ederim.